Pelin Feraye hoş geldiniz. Ah Pelin Feraye, gel 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 gir. Yahu şükür kavuşturana, özledim be kız. Sevinç, benim değil mi? Bir başkası değilim yani. Hiç sorma. Hadi geçin oturun şöyle. Geçin geçin geçin. İyisiniz değil mi? Ay bir dert varsa anlatın, hemen çözüm getireyim. Pelin, demek Başar yurt dışındayken yukarıda kalmaya karar verdin. Evet, yalnız kalmak istemedim. Dur tahmin edeyim, senin derdin bu. Başar uzakta olunca hep onu düşünüyorsun, değil mi? Yahu gelip anlatsana bana be evladım. Ben niye buradayım? Pes yani. Yok baba, bir derdim. Her şey yolunda. O zaman torunumun bir derdi var. Yo, yani varsa bile bana bir şey söylemedi. Söylemi, vah vah vah. Demek içine atıyor çocuk. Saçmalama insan. 6 aylık bebek nasıl konuşsun? Ya belki de derdi bu Sevinç. Konuşmak istiyor da konuşamıyor. Böyle giderse yakında aynı dertten sen de muzdarip olacaksın, kafan alçılıyken. Neler yapıyorsunuz bakalım? Hiç, evde oturuyorduk. Sıkıldık, biraz çıkalım dedik. Evde sıkıldınız. Sizi sıkacak bir şey mi oldu? He? Anlat, anlat. Nedir sorun? Yok bir derdim Zisa. Ha. Sevinç, sen Pelin'i biraz gezdirsene. Ay yok canım, niye gezsinler? Hep beraber oturuyoruz işte. Bu mu mesele? Ne meselesi? Pelin'in gezmesini istemiyorsun sen. Çok mu geziyor? Evini çocuğunu ihmal mi ediyor? Anlat, anlat, açıl bana Feraye. Ben bunun için buradayım. Artık kendimi insanlığa adadım. Sevinç, İhsan radyasyona falan mı maruz kaldı? Sen yine arada bir denk geliyorsun. Ben haftanın her günü, günün her saati, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe... Bak Feraye'cim, aynen şöyle yapacaksın. Vuracaksın elini masaya, otur oturduğun yerde diyeceksin. Senin gezip tozmak neyine? Evinle, çocuğunla ilgilen. Öyle değil mi? Haksız mıyım Sevinç? Haksızsın İhsan. Zaten o yüzden sana sormuyorum ben. Anladın değil mi Feraye'cim? Tamam, var mı başka sorun? Aa yeter. Rahat bırak kadıncağızı. Aa. Ya madem illa bir sorun arıyorsun baba, benim bir sorunum var. Belli, belli var. Dur tahmin edeyim. Bu annen senin gezmene izin vermiyor değil mi? Anladım. Yapacağın şey çok basit. Vuracaksın elini masaya, karışma bana diyeceksin. Annem olman özel hayatıma karışmanı gerektirmez. İstediğim yere gezerim, istediğim şekilde tozarım. Bak o zaman nasıl yelkenleri suya indiriyor. Haklı mıyım Sevinç? Haklısın İhsan. Ya böyle durumlarda annene soracaksın. O da benimle aynı fikirde. İhsan biraz da kızcağız derdini söylesin. Şey... Biliyorsunuz okul bitince apar topar evlendik. Sonra da Deniz oldu. Ya her şey iyi güzel ama Başar'da bir süre yok. Ve ben hayatımda çok önemli bir eksiklik olduğunu fark ettim. Anladım. Sen ikinci bir çocuk istiyorsun. Çağıralım Başar'ı, gelsin 1-2 saatliğine. Sen rahat durmazsan bana da ikinci kocayı isteteceksin. Senin bir derdin var Sevinç. Var İhsan, 30 senedir var. 2 dakika sus da kızcağız derdini anlasın. Şey... Ben artık çalışmaya yeniden başlamak istiyorum. Ben de diyorum ki henüz erken. Deniz 3-4 yaşına gelsin, sonra düşünürüz. Babası da benim gibi düşünüyor. Sen onun babasına ne bakıyorsun ya? Ona sorsan kalın hamurlu pizzayı icat eden adama da Nobel ödülü verilmesi gerekiyor. Ne? Benden mi bahsediyorsunuz? Enos İhsan, çomağı hazırla. Pelin'in çalışmak istemesinden bahsediyordu, kadın geçti. Ne diye geçti? Geçti canım, geçti. Hadi canım, büyük geçmiş olsun. İzmir'de Yunan başkomutanının dediği gibi, arkadaşlar ilk hedef Ege Denizi, cumburlop. Pelin'ciğim, çalışmanı istemediğimi düşünme. Ama biraz erken değil mi? Sana ne kardeşim? Size ne oluyor ya? Hayret bir şey ya. Pelin, kızım bir şey yapmak istiyorsan git yap. Kimsenin sözüne kulak asma. Kimsenin lafını dinleme. Bak şimdi benim lafımı iyi dinle. Eğer kendine güveniyorsan git yap. Hayatta en önemli şey kendine inanmaktır. Ondan sonra aradan yıllar geçer, yapmak isteyeceğin şeyleri düşünüp acı çekersin. Anladın mı? Evet. Var mı başka derdi olan? Ne derdi? İhsan kendini insanlığın dertlerini çözmeye adadı. Yorgun. Aa, ciddi misin? İhsan, aslında benim de var bir derdim. Kusura bakma Yorgo Efendi, karakter bozukluklarına çare bulamıyorum henüz. İhsan, benim de bir derdimi çözer misin? Çözerim, söyle bir tane. Herkesin işine burnunu sokan, sorunlarına ipe sapa gelmez çözümler öneren, geveze ve çok sinir bozucu bir adam var. Çağır şuraya, konuşayım şu ergeleyle ya. O zaman kendi kendine konuşmuş olursun İhsan. Bak sen terbiyesize, karşısındakini de dinlemiyor yani. Sen niye geldin baba?
Şöyle hep beraber Cemal'in barına gidip bir şeyler içeriz diye düşünmüştüm. Hazır siz de buradayken. İçmek ha? Senin derdin o kadar büyük ki içmeden kurtulamıyorsun yani. Anlat bana. Açıl bana yorgu. Yalnız dikkat et, fazla açılma, biliyorsun Ege'nin suları birdenbire derinleşiyor. Hadi siz gidin, biz birazdan geliriz. İhsan'la konuşmam gereken bir mesele var. Peki Seviç. Hadi. Beyefendi tebrikler. Siz kazandınız. Her türlü hesabı yaptım, bu maç buradan dönmez. Gidiyorum. Alasma. Tavlayı ana vatanında, İran'da öğrenmeye karar verdim. Tabii girişim sessiz fakat dönüşüm muhteşem olacak. Arrivederci. Tekrar ver, tekrar. Çıkalım, sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Hadi.